Hamas 2004'te bıraktığı feda eylemlerine tekrar mı başlayacak? Hamas 1994'te İsrail'de başlattığı ve istişat olarak da bilinen feda eylemlerinde askeri yerleşimlere hedef alırken otobüs ve kafeleri de içeren sivil bölgelere de saldırılar düzenledi. İlk istişat eylemi 1993'te bomba yüklü aracın İsrail askeri üssü Mehola'da patlatılmasıyla gerçekleşti ve 2 işgal askeri öldürüldü. 7 yıl sonra aynı yerleşkeye yapılan istişat eyleminde 6 asker öldürüldü. 2002'de Netanya'da bir otelde gerçekleştirilen Hamursuz Bayramı saldırısında ise 30 kişi ölmüştü. Hamas bu eylem tarzını 2004'te sonlandırmıştı. Hamas siyasi yöneticisi Halit Meşal ise yaptığı son açıklamada feda eylemlerinin yeniden başlayabileceğini söyledi. Gazze dışındaki askeri hedeflere dönük olması beklenen feda eylemlerini İslami hareketler konusunda uzman isim Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara ile konuştuk. İstişhat Müslümanlar arasında kullanılan bir kavram. Şehit olmayı istemek demek tam Arapça manasıyla İslami kökenli yapılar istişat kelimesini kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü verilen fetvalarda bunun intihar olmadığı yönünde kararlar var. Verilen fetvalarda çünkü yani şöyle bir iki şart genelde görmekteyiz. Büyük güç dengesizliği, orantısızlığı olduğunda ve bir başka şart düşmana ulaşmada başka bir yol kalmadığında. Bunun zorunlu, mecburi bir tavır olarak bunun uygulanabileceği şartlı olarak genelde fetvalar bu yöndedir. Hamas da hakeza 1990'ların ortasından 2004-2005'e kadar bunu uyguladı. Sonra bunun cevazı fetvasını veren merhum Yusuf Kardavi'nin ikinci bir fetvasıyla buna artık gerek kalmadığı, caiz olmadığı şeklinde bir fetvayla bunu kesti. Cevazın kaldırılması şeklindeki fetvanın gerekçesi artık Filistinlilerin bu zaruretinin ortadan kalktığı, başka araçlarla, başka vasıtalarla bir mücadeleyi yürütebilecek kabiliyete eriştiği, artık intihar saldırılarına gerek kalmadığı şeklindeki bir mülahazayla, bu istidlalle bu fetva verilmişti. İsrailli halkın, İsrail vatandaşlarının büyük tedirginliği, devletin emniyet güçlerinin belki yetersizliğini ortaya koyacak bir kabiliyette bunun yapılması ve etrafa korku salınması ki istişhadın bir amacı da budur. Buna rağmen tabii siviller söz konusu olduğu için yapan taraf açısından mücadelenin temizliği, ahlakiliği, siyasiliği, meşruluğu sorgulanıyor. Bu da bir risktir. Yani bu riski kaldırabilecek siyasi ve medya donanımına sahip midir? Şu an başlatacağız diyen Hamas'ın böyle bir hazırlığı var mıdır? Bunu bilmiyoruz. İkinci olarak bunu nasıl uygulayacak? Gazze'de zaten bir mücadele sürüyor. Batı Şeria adamı, dünkü konuşmada Batı Şeria net olarak altı çizildi. Fakat konuşmayı dikkatle izleyenler Batı Şeria'dan sonra Meşal'in çok hızlı bir şekilde 1948 dediğini de duydular. Eğer 1948 sınırları da eylemlere dahilse bu daha önceki Hamas'ın eylem profiline çok yakın bir profil demektir. Yani İsrail şehirlerine, Filistin devletinin dışında yani Gazze ve Batı Şeria dışında Filistin şehirlerinde kapsayan bir eylem alanı anlamına gelir. İkinci olarak da resmi ve askeri hedeflere mi dönük olacak yoksa sivillerin de içine alacağı bir tetiş süreci mi başlayacak? Henüz bunları dünkü konuşmadan netleştirebilmiş değiliz. Bundan sonra başlayacağız da denmedi. Yani onu da şey yapalım, bunu başlatmak istiyoruz şeklinde bir tehdit ben sezdim. Yani evet, bu artık başlatılmıştır şeklindeki ben bir mesajın Meşal'den değil, İzzettin Kassam'dan, altında Sin var imzalı olarak gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi bir aslında sanki kamuoyu yoklaması, dünya nasıl tepki verecek, bir tehdit, barışa zorlama şeklinde bir amacın olabileceğini de düşünüyorum.